Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümlede anlatım özellikleri ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla devam ediyoruz. Birinci soruda bu parçada söz edilen yazarın yazılarında öne çıkan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Adnan Bin Yazar, Türkçeyi çok başarılı kullanan bir hikayeci, denemeci ve eleştirmendir. Adnan Bin Yazar'ın yazılarına ne bir sözcük ekleyebilirsiniz ne de yazılarından bir sözcük çıkarabilirsiniz. Çünkü onun yazılarında gereksiz sözcüğe rastlayamazsınız. Bakın burada sanatçının öne çıkan özelliği şu ifadelerle ortaya konmuş. Ne bir sözcük ekleyebiliyorsunuz ne de yazılarından bir sözcük çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla sanatçı eserlerinde hiçbir zaman gereksiz sözcüğe yer vermemiş. Peki gereksiz sözcüğe yer vermemek hangi kavramla ifade edilir? Tabii ki arkadaşlar duruluk kelimesiyle ifade edilir. Bu kavramla anlatılır. Duruluk düşünceyi yeterince sözcük kullanarak anlatmak demektir arkadaşlar. Duru bir anlatımda kesinlikle ne bir sözcük ekleyebilir ne de bir sözcük çıkarabilirsiniz. Duru anlatım gereksiz ögelere yer vermediği için aynı zamanda özlü bir anlatım olarak da karşımıza çıkar. O yüzden de doğru cevabımız duruluğun yer almış olduğu B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözde söz edilen yazarın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Memdu Şevket Esendal hikayelerinde süslü ve sanatlı bir üslup kullanmaz, maskeli söyleyişlere yer vermez. Bakın burada maskeli söyleyişlere yer vermez ifadesiyle anlatılmak istenen şey nedir? Süslü ve sanatlı bir üslubu kullanmadığıdır. Peki anlatımın süsten, gösterişten uzak olması arkadaşlar neyle ifade edilir? Tabii ki yalınlıkla ifade edilir değil mi? Bu yalınlıkla ilgili bir durumdur. Bundan dolayı da doğru cevabımız yalınlığın bulunduğu A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Düşüncelerini böyle ortaya koyan bir yazar aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? Çok yazıyor musunuz? Hayır mı? Çok yanılıyorsunuz. Çalışmalı, yaşamın sonuna kadar durmadan çalışmalı bir yazar. Ancak bence öykü yazıldıktan sonra öykünün başı ile sonu atılmalıdır. Çünkü biz yazarlar en çok o bölümlerde başta ve sonda yalan söyleriz. Kısa yazmalıyız, elden geldiğince kısa. Az sözde çok şey anlatmalıyız. Bakın son iki cümlede arkadaşlar vurgulanmak istenen duygu ve düşünce ortaya konmuş. Hatta bir kavramın da tanımı yapılmış burada. Az sözde çok şey anlatmaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Yoğunluk diyoruz değil mi? Peki yoğunluk neyle ifade edilir? Yoğunluğun diğer adı nedir? Özlülüktür. Burada sanatçının vurgulamak istediği şey budur. Özlülüğü vurgulamış. Az sözde çok şey anlatmayı vurgulamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Gençlik kimine göre bir geçiş dönemi, kimine göre erişkinliği sağlayan bir köprüdür. Bu cümlede gençlik kavramının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın gençlik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kimine göre bir geçiş dönemi yaşarken kimine göre de erişkinliği bağlayan bir köprü olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz bu ifadeden neyi anlıyoruz? Gençliğin kişiden kişiye değiştiğini, kendine özgü olduğunu anlıyoruz. Seçeneklere baktığımızda zorluk, anlaşılmazlık, ulaşabilirlik, evrensellik değil. Gençlik kişiden kişiye farklı özellikler gösterdiği için özneldir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçadaki altı çizili sözde sanatçının hangi yönü vurgulanmıştır? Behçet Necatigil'in hala sakladığım, elime almaya kıyamadığım nefis basılmış şiirler kitabın bir bölümü olarak okuyup bu defa neredeyse tamamını ezberleyeceğim. Büyük usta daha o şiirlerinde bile sözcük ekonomisinin doruklarındadır. Asıl önemli sorunsal şiirini doğal olarak sonradan yazmış ve şiirimizin zor burçlarından biri olmuştur. Ben de onu asıl o zaman sevmişimdir. Arkadaşlar, sözcük ekonomisinin doruklarındadır ifadesiyle
anlatılmak istenen şey nedir? Tabii ki ekonomi yapıyorsa, sözcüklerle ilgili bir ekonomiden bahsediyorsa burada gereksiz sözcük kullanımından bahsediyordur arkadaşlar. Yani eserlerinde gereksiz sözcüklere yer vermediğini görüyoruz. Bu ifade edilmektedir. Peki gereksiz sözcüğü karşılayan kavram nedir? Doğallık değil, öznellik değil, özgünlük değil, etkileyicilik değil. Tabii ki arkadaşlar duruluktur. Duruluk gereksiz sözcüklere eserlerde, parçada yer vermemektir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse söz edilen eserin kalıcı olduğu vurgulanmış olur. Oyunlarında olsun, şiirlerinde olsun ne söylediyse odağında insan vardır. İnsanın doğasına açılımlar vardır. Söylediklerinin üstünden neredeyse 400 yıla yakın bir süre geçti ama burasını boş bırakmış. Çünkü söylediklerinde evrensel gerçekleri yansıtıyordu. Bakın arkadaşlar zaten son ifadelere baktığımızda sanatçının kalıcılığı yakaladığını görüyoruz. Neredeyse 400 yıla yakın bir süre geçmiş üzerinden ama evrensel gerçekleri yansıttığı için kalıcılığı devam etmiş. Seçeneklere baktığımızda hiçbiri diğerinin bir kopyası değildir. Kalıcılıkla ilgili bir ifade değil bu. Bunu elemiş oluruz. Hiçbirinde kullandığım dil diğeriyle birebir örtüşmedi. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Hiçbirinin söylediğini diğer biri söylemedi. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Hiçbiri çağının dışına çıkmadı. Çağının dışına çıkmadıysa zaten kalıcılığı yakalayamamıştır. Bunu da elemiş oluruz. Dikkat edin. Hiçbirinin ışığı sönmedi diyor. Işığı sönmediyse, günümüze kadar ulaştıysa, evrensel gerçekleri, tüm insanlığa seslenen gerçekleri dile getirdiyse, 400 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen okunuyorsa, eserinin ışığı sönmediyse bu kalıcı olduğunun göstergesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümlede altı çizili sözle söz edilen yazarın hikayelerinin hangi yönü vurgulanmıştır diyor. Ferit Edgü birkaç cümleden ibaret olan küçülük hikaye biçimindeki bazı hikayelerine adeta evreni sığdırmıştır. Bakın arkadaşlar, küçülük hikayeler birkaç cümleden ibaretmiş. Yani kısa yazılarmış bunlar. Ve bu kısa yazılarına dikkat edin, evreni sığdırdı diyor. O zaman biz bu parçadan altı çizili ifadeden neyi anlarız? Bu sanatçının az sözle çok şeyler anlattığını görmüş oluruz. Bunu anlamış oluruz bu ifadeden. Dolayısıyla sanatçının yazmış olduğu küçülük hikayeler nasılmış? Yoğun anlatımlı hikayelermiş arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda özgünlük, yoğunluk değildir arkadaşlar. Eledik. Farklı olması yoğunlukla ilgili değil. Eledik. Kapalı olması değil. İlginç olması değil. Bir önceki soruda da ifade ettiğimiz gibi yoğunluğun diğer adı özlülüktür. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümledeki altı çizili sözle söz edilen yazarların hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Rus edebiyatının temel taşları arasında yer alan Dostoyevski ve Tolstoy sadece Rus edebiyatı sanatçıları değil, birer dünya vatandaşıdır. Bakın, Tolstoy ve Dostoyevski kendi ülke sınırlarının dışına da çıkmış, tüm insanlığa seslenmiştir anlamına gelir bu ifade. Dünya vatandaşı olması, evrensel değerleri, evrensel nitelikleri ortaya koymasını ve tüm insanlığa seslenmesini ifade eder. Dolayısıyla Tolstoy ve Dostoyevski arkadaşlar neyi yakalamış? Tabii ki evrenselliği yakalamış sanatçılardır. Seçeneklere baktığımızda ulusallık, yerellik, kalıcılık, özgünlük gider. Evrensel olmaları vurgulanmıştır burada. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yalın bir anlatım söz konusudur? Yalınlık neydi arkadaşlar? Anlatımın süsten, gösterişten uzak olması, mecazlı, sanatlı söyleyişlere yer vermemek demekti. Cümlelere baktığımızda bir numara dursun. 2 numaraya geçiyoruz. Kolumu sıkıca sıktım. Acıya dayanabilirdim.
Nelere dayanmadım ki? Kaç kere dirildi bu beden? Kaç kere toprak atıldı bu bedene? Derken bakın, kaç kere toprak atıldı bu bedene derken mecazi bir söyleyiş var. Yalın anlatımdan uzak, bunu elemiş oluruz. İnsanlar düşünmeyince bulutların üstünde uçar. Ya işte ben de bulutların üstünde uçuyordum. Bakın burada da bulutların üstünde uçuyordum derken yine mecazi bir söyleyiş var. Bunu da elemiş oluruz. Simsiyah pislik akıyordu. Acılarım her geçen saniye geçmişin ihanetleriyle harmanlanıp büyük bir siyahın milyon tonu oluyordu. Burada da mecazi söyleyişler kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Kendimi biraz topladım. Büyük bir merdivenden iniyorum ve karşıya geçiyorum. Ayağımın altında bulutlar dağılıyor. Burada da bakın yine mecazi bir söyleyiş var. Bunu da elemiş oluruz. Kolum çok kanıyordu. Eve gitmem gerekiyordu. Çünkü gazlı beze ihtiyacım olacaktı. Bakın arkadaşlar, bir numaralı cümlede herhangi bir söz sanatı ya da mecazi bir söyleyiş yok. Bütün sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmış. O yüzden burada yalın bir anlatım söz konusudur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada söz edilen yazarın kendisine sorulan soruya verdiği karşılık ile vurgulamak istediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yaşar Kemal'e göre ana kültür, yerel kültür, öz olmakla birlikte yeterli değildir. İlk olarak insanlığın 1000 yıldan bu yana ortak kültürü var. Bir gün bir konferansta New York'ta bana sormuşlardı. Sen hep boyuna Çukurova'yı mı yazacaksın? Çok şaşırmıştım bu soruya. Şöyle karşılık verdiğimi anımsıyorum. Yalnız ben mi yazıyorum sanıyorsunuz Çukurova'yı? Bakın, sanatçı verdiği cevapta sadece kendisinin değil, diğer insanların da Çukurova'yı yazdığını söylüyor. Dolayısıyla insanlığın 1000 yıldan bu yana ortak kültürünün olduğunu dile getirmiş. İnsanlığın ortak kültürü varsa tüm insanlığın ön plana çıkarılması gerektiğini, onun işlendiğini, onun dile getirildiğini vurguluyor sanatçı. Peki tüm insanlığı ifade ediyorsa sanatçı ne yapmıştır? Evrenselliği, evrensel değerleri ön plana çıkarmak istemiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki altı çizili ifadelerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Özgün bir üsluba sahip olmak her şeyden önce az sözde çok şey söylemeyi gerektirir. Arkadaşlar, az sözde çok şey söylemek yoğunlukla ifade edilen bir durumdu. Yoğunluğun diğer adı nedir? Özlülüktür, değil mi? Burası özlülük olacak. Sözcükler arasında ses, anlamsal ve çağrışımsal bağlar kurmayı gerektirir. Bu bakımdan özgün bir üsluba sahip olmak isteyen bir yazarın sözcük cimriliği yapması gerekir. Bakın, sözcük cimriliği ifadesiyle de anlatılmak istenen şey nedir? Gereksiz sözcüklere yer vermemek demektir arkadaşlar. Kelimeleri yerli yerinde ve uygun bir şekilde kullanmayı ifade eder ki biz bunu hatırlarsanız 5. soruda görmüştük, değil mi? Sözcük ekonomisi diye ifade etmişti. Bu ifadeyi bu şekilde kullanmıştı. Seçeneklere bakacak olursak özlülük demiş Dursun, nesnellik, sadelik, doğruluk ve açıklık. Arkadaşlar, bir numaralı yere özlülük, yani yoğunluk. Gereksiz sözcük kullanımının diğer adı nedir? Hangi kavramla ifade edilir? Durulukla. İkinci altı çizili ifadenin de duruluk anlamına geldiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terim getirilemez? Kısaca söylemek gerekirse bir yazı ya da konuşmanın iç donanımıdır. Sözü veya yazıyı besleyen şeydir içerik demiş. Doğrudur arkadaşlar, iç donanım içerik, yani konudur. Bunu elemiş oluruz. Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne veya bir merkezden başka bir merkeze ulaşmasına iletişim denir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yazdığı konuyu, çizdiği ve betimlediği karakterleri
herkesten farklı çizerek bir sanatçı olmayı başarmış ifadesinde özgünlükten bahsediyor. Çünkü özgünlük herkesten farklı olmak demektir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Anlattıkları kapalı kapılar ardında kalmış, okurdan güç isteyen, zor anlaşılan anlam taşımaktadır. Bunlara da örtük anlam denir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yazarken sözcüklerin ilk anlamlarıyla yetinmemiş, düşüncelerini etkili ve yetkin bir biçimde anlatmak için nokta nokta göstermiştir. Bu evrensellik değildir arkadaşlar. Evrensellik tüm insanlığa seslenebilmek demektir. Burada ilk anlamlarıyla yetinmediyse o zaman nedir? Özlü bir anlatıma sahiptir. Yoğun bir anlatıma sahiptir. O yüzden parantez içinde belirtilen yere özlülük ya da yoğunluk ifadelerinin gelmesi gerekirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.